Sendika liderleri yaptıkları açıklamada sağlık çalışanlarını alkışlamak yeterli değil, ücretlerine zam yapılmalı dedi. Dünya Sağlık Örgütü virüse yakalanıp iyileştikten sonra bağışıklık kazanıldığını belirten herhangi bir kanıtın olmadığını belirtti. Eski Maliye Bakanı Hammond, ekonominin düzelmesi için kısmi sokağa çıkma yasağının azaltılması gerektiğini söyledi. Sokağa çıkma yasakları ile beraber 2 milyondan fazla çocuğun daha da savunmasız kalacağı ve şiddete uğrayabileceği açıklandı. Britanya'da hükümetin geçen yıl salgın düzeyinde bir virüs ile ilgili uyarıldığı ortaya çıktı. Futbol liginin sadece televizyonlardan yayınlanmak üzere Haziran'da başlayabileceği açıklandı. Futbol Federasyonu doğru düzgün testler yapılmadan bunun doğru olmayacağını belirtti. Merkel yaptığı açıklamada koronavirüs aşısı bulununcaya kadar bu virüsün Avrupa'daki yaşamı etkilemeye devam edeceğini açıkladı. Gikter 26 Nisan Pazar akşamı Profesör Doktor Mustafa Durmuş ile Facebook sayfasından canlı olarak koronavirüsün sosyal ve ekonomik etkileri ve bunlara karşı antikapitalist çözümler konusunu konuşacak. Britanya hastanelerinde son 24 saat içinde 781 kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Bugüne kadar Britanya hastanelerinde yaşamını yitirenlerin sayısı 20.286'ya ulaştı.